sound, dibby dibby sound. Can't you see we wear the crown? Them try test me, but you bless me, so them cannot take we crown. İzmir'in güzellik sırrına ermek isteyen kim olsa kalbine bakardı. Ama biz önce midesine bakacağız. Efendim, Tire pazarındayız. İzmir'in güzel yemeklerinin malzeme kaynağında. Haram kazançtan, her türlü kötülükten bizleri koru ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, rızıklarımızın helal, bol ve bereketli olması için, Allah rızası için El-Fatiha. Bereket duamız da edildi. Tire pazarı açıldı. Saat 8.30 bugün salı. İzmir'in meşhur şifalı ot yemeklerinin kaynağı burası efendim. Bu bölgede yetişiyor otlar. Evet. Siz de pişiriyorsunuz. Tabii ki. Ispanak pişirmeyi severim. Çok lezzetlidir. Biraz haşlayıp yağda kavurduktan sonra üstüne iki tane de yumurta. Aslında muhteşem bir sabah kahvaltısı. Ne şimdi? Turp otu. Turp otu. Evet. Suda haşlıyor. Çıkardıktan sonra yalnız bu yeşil kalması için tencerenin ağzı kapağını kapatmıyoruz. Turp otu bu muymuş? Evet, turp otu o. Lezzetli bir ot üstelik. Tabii tabii. Tabii bu turp otu. Turp otu bu mevzu. Her yerde bilmezler. Bu yöreye özgü nadir otlardan bir tanesi. Haşladıktan sonra zeytinyağı ve limonla konuklarımıza sunuyoruz. Bu aralar hangi otların mevsimi? Bu aralar tam yanlış bilmiyorsam ebegümeci, dalgan. Biz ısırgana dalgan diyoruz bir de burada. İyi olsun. İyi. Bu otları karıştırarak, pırasa veya soğanla kavurarak karışım ot karışımı elde ediyoruz. Bu mevsimde çok lezzetli bir ot yemeği haline geliyor. Bu karışık bir ot kavurması, bu mevsimde yetişen birçok otun karışımından oluşuyor. Bunu yoğurtla... Onun tarifini aldık. Bir pazarcı teyze bize anlattı. Çok ot var. Ot çok. İğnelik barbaroğlu var yani. Peki bunun yemeğini nasıl yapıyorsunuz? Bunu haşlıyorsun, limonluyorsun, tuzluyorsun, yiyorsun. Çok güzel oluyor. Demin televizyon alıyorsun. Maalesef. Şevketi Bostan'ın tırtırlı yerleri var, böyle dikenli gibi yerleri var. Evet. Onları ayıklıyoruz bıçakla. O beyaz yerleri pişiyor. Önce biraz haşlıyoruz onu, hafif beyaz şey olacak şekilde. Kuzu eti pişiyor önce soğanla. Şevketi Bostan'ı biz kuzu etiyle sunuyoruz. Ayrıca bu Şevketi Bostan'ı kremalı, tavuklu da yapmak mümkün. Isırgan otunu anlatalım. Fakat ben uzanmayayım, siz uzanın. Sizi alışmışsınızdır, ısırmaz. Bu ısırgan otu, salatası olur, böreği olur. Lezzetli bir şey değil bu ama. Lezzetli, şifa çocuğum bu. Gerçekten. Tabii. Neye yarar? Her şey kanser bile bir geliyor diyorlar. Bunun tohumunu satıyoruz biz dışarı. Bu çiğ ısırgan otu, biraz soğan var içinde, taze soğan ve çökelek peyniriyle birlikte harmanlayıp yine zeytinyağı sunuyoruz bunu. Pırasamız var, pancarımız, kerevizimiz. Burada zeytinyağının ve otların çok yoğun tüketilmesinden dolayı çok sağlıklı bir yaşam var diyebiliriz aslında. Teyze için aslında mesela 130 yaşında diyebilir miyiz? Bu teyzemiz genç bir teyze ama burada bu otlarla 130 yaşına kadar yaşanıyor diyebiliriz. Limon sık, zeytinyağı sık, tuz da iyi. Üstüne bir tane yumurta kaynat, dilimle üstünü süsle. Zeytin koy üstüne, limon koy bir tane. Al sana meze. Tabii. Dumanı üstünde mis gibi Arap saçı da geldi, tam oldu. İzmir'de süren dizi haberler sanki sırlara yolculuk gibi. Otlar önce pazardaydı, şimdi de tabakta. Ottan yemek mi olur demeyin, bal gibi de olur. Belki de İzmirli güzel kızların sırrı da budur.